Allah Celle Celaluhu'ya hamd, seçtiği kullara selam. Hani demiştik ya, Cübbeli Mahmud Efendi'ye nübüvvet iftirası atıyor, imamet şeyi söylüyor. Hani buna göre kafir oldu, Cübbeli'ye göre. Cübbeli'nin dediklerine göre kafir. Ama biz Mahmud Efendi'yi ben biliyorum. Mahmud Efendi'ye kimse benim kadar yakın olamaz. Bu hikaye, kimse bunu konuşmasın. Ben Mahmud Efendi'nin söylediği, letaiflerimiz aynı dediği genç çocuğuyum. Genç hoca. Sizin bahsedemediğiniz Mahmud Efendi'ye vahiy söylediğimde hemen ilham vahiy değil, ilham vahiy değil, ilham. Ama bir iki haftaki sohbetinde, bir iki hafta sonraki sohbetinde Allah arıya vahyediyor. Bir insana vahyedemez mi demesiyle bunu kabul etmiş oldu. Yani benim vahiy aldığımı kabul etmiş oldu. Bu onu kurtarır. Bu onu kurtarır. Ha, bu bizim bakış açımız, Cübbeli'nin bu söylemine. İmamın gerçek kemalatın, imamın karşısına düşen zıl kemalatta imamın kutbul aktaptır. Velayet erbabı. Yani velayet erbabı, zıl kemalatta velayet erbabı kutbul aktaptır, imamın karşısına düşen. Bu durumdaki bizatın, hani kutbul irşat, işte bunlar karıştırılmaz, kimse ben Gavs'ım, işte ben kutbul aktabım falan deme selahiyetine sahip değil, ama imam, ben imamım. Allahu Teala'nın tayin ettiği, Resulullah'ın bildirdiği zatım deme yükümlülüğünü, delillerini elinde bulundurur. Videolarımda varsa alttaki, atıyorum altlara. Sağ yanağında inci yandar gibi de yıldız gibi işaret, sırtındaki nübüvvet mührü, Kadri tarikatının, Cübbeli'nin izazet aldığı tarikat izazet kardeşi Şeyh Said, benim yetiştirdiğim çocuk. Ona nübüvvet mührünü sorabilirsiniz. Sağ yanağında gözle görenler bir sürü. Yani videoda gözüküyor da Photoshop olduğunu ispatlarsınız. Sağ yanak burası. Photoshop olduğunu ispatlarsınız. Her zaman belirmiyor. Belirdiği zamanlar var. Şua şeklinde burada beliriyor. Onu kaç defa nübüvvet mührü sabit. Ama değişik gözler değişik şekilde görüyor. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sırtına bakanlar değişik şekillerde görmüşlerdi. Hepsi de doğrudur. Rivayetler doğru yani. Onların hep bir mana ve açıklaması var. Tabi tek tek yapmak uzun sürer. Yani Mahmud Efendi'nin velayet erbabı olarak, ben velayet erbabının ne Muhyiddin Arabi'ye, ne Abdülkadir Geylani'ye, ne hiçbirisinin için ben bir şey söylemem mümkün değil. Mahmud Efendi'ye de söylemiyorum aslında. Cübbeli söylüyor. Mahmud Efendi'ye de söylemiyorum. Mahmud Efendi gerçekten niyeti halis, yani niyetiyle kurtulacak zatlardan bir tanesi yani. Niyeti üstün yani. Onu ömrü boyunca kulluğuyla göstermiş bir zat. Görünüşte. Ama manevi yönde de gördüm ben bunu. Yani onun makamını gördüm. Bulunduğu dereceyi gördüm. Ama zıl sonuçta. Her ne olursa olsun, velayet olsa da kendine has velayet değil. Nübüvvet kemalatı sahibi olmak için yani velayetin de aslında sahip olmak lazım. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Mehdi velayetin en yükseğindedir. Normal bir velayet falan gibi değil yani. Nebiler ve Resuller gibi kendine has velayeti vardır. Ben bir zıl kemalat velayeti taşımıyorum. Yalnız Muhammedi nübüvvet kemalatı olduğu için, yeni bir nübüvvet ağacı değilim. Nasıl İsa Aleyhisselam gelecek, daha bu olacak.
Ben çocukken de nübüvvet kemalatı sahibiydim ama Muhammed'i nübüvvet değildi. Bunu bir anlarsınız. Ama İsmaila'ya geldim. Nakşibend tarikatında böyle bir yol var. Yani Allah-u Teala oraya ne hikmetse getirmesinde, oraya nasıl diyeyim, sürüklemesinde sebebi hikmeti herhalde orada. Orada bir yanlış yoktu ama o zaman. Yani çok gurur duyuyordum İsmaila'da. Yani omuz omuza böyle saflarda böyle sık sık böyle omuzlar sıkı, dizler dizlere değiyor böyle. Hani savaşır gibi namaz kılıyorduk ya. Ben orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hani öyle bir anım olur ki namazda olayı var ya. Namaz müminin miracıdır söylüyor. Bir taneniz de yaşasa ya. Bir taneniz de yaşasa. Ben yaşadım İsmaila'da. Ben normalde çok yaşadım ama İsmaila'da o haleti yaşıyordum. Hani şimdi gitsem şimdiki maliyane halim bu haleti yaşamam ama mümkün değil yani. Çünkü beni yani o zaman komple boş vermişlik var dünyaya. Şimdi yok. Şimdi bir sürü dert var. Cübbeli derdi var. Şöyle demiş, böyle demiş derdi var. Kerem Önder derdi var. Din derdi var. O zaman kimseyi hani din kendim içindi. Kimseye bir şey anlatayım, şey yapayım değil. Ben talep etmedim. Allah-u Teala beni seçti. Yani ben bilmiyordum ki bu hale, bu kişi olduğumu. Yani 1417'de ben bu olaylar yaşandı. Vahiy olayı. Ben kimseye bir şey söylemedim. Yalnızca Mahmud Efendi'ye söyledim. Ondan sonra baktım ki nübüvvet kemalatının usulü beş ayeti açıklayamıyorlar. Çektim, aldım, gittim. Yani bir söylemiş olsam hani o sen deme hesabı adamlar kabul etmeyecekleri gibi. Yani nasıl diyeyim? Zaten dini bağlamışsınız şeye. Arapçaya bağlamışsınız. Yani Arapça bilmezsen din yok sende. Halbuki Allah-u Teala öyle bir şey yok. Din yaşanmak içindir. Her şeyi bilmene gerek yok. Allah-u Teala'yı hakkıyla bilmek için o öbürküler mesela anlatılanlar, geçmişlerin hikayesi bildirilenler hepsinin imanına bir gem vurmak için yani çekebilmek için imanı zedeleyen, insanın özünde vardır bu iman, zedeleyen şeyleri çeri çöpü temizlemek için ya. Ve hidayete erdirici bir kitaptır. Hiç kimse ben hidayete erdiririm diyemez. Yani buna ben de dahilim yani. İşte cübbeli diyor benim sahibim de müşrik kişi dahil. Alakası yok. Alakası yok. Sizin sohbetiniz geçen insanlar şu an dinlerinde kahve olsa dedi, Türkiye'de şeriat ilan edildi. Yok, öyle bir şey yok. Siz cübbeli gibi zatlar dini ifsat, tabi buna ses Mahmut Efendi'nin ahirete ihtiyalinden değil, Mahmut Efendi'nin akli ihtiyari elinden gittiği andan itibaren bu olaylar, sapık itikatlar, bid'atler, cübbeli ve avaneleri, para gören avaneleri tarafından ne oldu? İfsat edilmeye başladı. Bid'atlere göz yumuldu. Bir Ali Kara vardı. Yapmayalım etmeyelim. Hadi dedim söyle lan hadi. 9 sene yazıştım Ali Kara ile. Yani Mehdi, ben Mehdi'yim ya. İşte böyle böyle şu. Mehdi Arapça bilecek. Dedim Mehdi elini üvet. Sen dedim nasıl Arapça bilecek diyorsun ona. Küfre girmez misin? Ehli nübüvvet birisine. Arapça bilecek ya. Ayetler varken. Nasıl dersin? Adam ne dediyse karşısına verdim. En sonunda şöyle dedi. Kabul etti ama. Bu imandan bir cüzdür küfür olsa da. Küfür makamı var şeyde. Mektubat-ı Rabbani'de ve emin makamdır. He. Yani bir insanın artık ondan sonra geri dönüşü olmayan bir iman merhalesi. Artık onun için küfe dönmek yok. Küfür makamı. Mühim makamdır yani. Onun gibi bir şey demiyorum. Şimdi dedi ki en sonunda Ali Kara bu boku bokuna gitti yani. Bu kadar oku şey yap bilmem ne ibadet taat olmuyor yani.
biz dedi açıklayıcı Resul'e beyanı var. İtaat etmek mecburi değildi diye. Bunu çıkartan neydi? Bendim kardeşim. Bana nihayeten çıkardı. 13 sene hiçbir şey olmadı. Cübbeli mutlaka hata yapar dedi, bilmem ne dedi. Bu zamana kadar geldi. Kendine sıkıştıracak. Cübbeli'yi, Mahmut Efendi'ye iftira atan Cübbeli'dir. İmamet mevzu. Ha, benim görüşüm dersiniz. Benim görüşüm değil. Onun görüşüne göre öyle olmuştur. Dedim yani. Dedi, imamet, nübüvvet. Nübüvvet şeyi atıyor. Mahmut Efendi bunu kabul etti diyor. Yani bunu kabul ettiyse senin zahire göre, hükümlerine göre bu çıkıyor yani. İmameti sen ona nispet ediyorsun. O da kabul ediyor. Demek ki korkmuş demeye getiriyorsun. Ben öyle demedim. Demeye getiriyorsun kardeşim. Ama benim açımdan bakarsan adam velayet erbabı, zıl kemalat. Anladın mı? İmamın karşısında düşen zıl kemalatta İmam Kutbül Aktab. Karşısında Kutbül Aktab. Adam Kutbül Aktab'tır. Kendini imam zanneder. Kabul eder. Aldım kabul ettim der. Adam aldım kabul ettim der. Yani o kalem kaldırımız zaptadır. Ona kalırsa Mesnevi'de bilmem ne de şurada fi mafide bir orada burada bir sürü şey var. Küfrü mucib şeyler var. Hani bu da evlada kafirdir. Muhittin abi böyle söyledi, kafirdir. Dedik mi? Yok demeyiz. Diyemeyiz. Onların hal ve ahvalini biliyoruz. Çünkü içinden geçmişim ben. Onların hal ve ahvalini de onların makamlarını da gördüm. Muhittin abinin makamını da gördüm. Diyor ya bu fakir diyor kendisi İmam-ı Rabbani, bu fakir diyor daha çocukken diyor Muhyiddin Arabi'nin kemalatına sahipti. Bu fakir de daha çocukken İmam-ı Rabbani'nin kemalatına sahipti. Açtım. Aleyküm selam. Gel karşıma otur, video devam ediyor, gel. Evet, canlı yayın. Gel. Canlı yayın değil ya. Ha. Video dolduruyorum. Hani dedim Muhyiddin abi dedim ya İmam Rabbani diyor bu çocukken de şeyin kemalatına sahipti. Bu fakir diyor onun kemalatına. Ha. Ben daha çocukken İmam Rabbani'nin kemalatına sahiptim. Nübüvvet kemalatı bende vardı. Yani biz Cübbeli'nin yaptığı iftirayı başka türlü görürüz. Velayet kaldırılmış. Bu konuda bizi tehdit etti. Beni öldüreceklermiş. İsmail abi Cübbeli. Ciddi misin? He. Kim diyor? Geliyor, haber geliyor Serkanlar'dan. Harbi mi? Dikkatli ol falan diye. Cübbeli ve taraftarları. Ama şimdi kendisi diyor kardeşim. Ben olanı söylüyorum. Ama benim bakış açım o söylüyor imamet mevzu. Nübüvvet değil mi imamet? Evet. Şimdi nübüvvet olursa ne oluyor? Kabul etti diyor. O zaman kabul etti dediyse senin söylemene göre ne olmuş oluyor? Bak senin söylemene göre ne olmuş oluyor? Mahmut Efendi vahiy aldı, korktu insanlardan, bunu söyleyemedi. Bunda da kalmadı. Sen vahiy aldığında gittin ona, o ilhamdır dedi. Yok, ondan sonra kabul etti, Allah varıyor. Tamam, sonrasında kabul etti. Sonrasında kabul etti de vahiy alan biri hemen o ilhamdır demez. İşte yani. Nasıl bir tarif etler? Evet, ne güzel. Nasıl ne güzel. Vahiy almışsa, vahiy alan biri vahiy ve tüdünü bildiği için sorar. Nasıl aldın o vahiyler? Neyse. Deseydim ki şu yönden geldi, bu yönden geldi. O vahiy değil o zaman der. Oğlum ya yapma falan der. Değil mi? Kendisi de vahiyin nasıl olduğunu sordu. Kendisi de en sonunda ismini sordu. Kendisi de vahiyin nasıl olduğunu bilmediği için kulağıma eğildi. İsmini sordu. İsmini dedi Ahmet. Ahmet ismini sordu ya. O genç hoca dediği kişi benim kardeşim. Genç hoca denilen kişi benim. Bir kişi de çıksın. Değilsin diyebilsin. Diyemez. Yeri geldi söyleyeyim. Yahudilerle birlikte cem olmak isteyen varsa Cübbeli'nin fetvasıyla hareket edebilir. Yok. Şimdi oradaki mevzu bu, onu söylüyor. Nübüvvet
nispeti ona veriyor. Şimdi onun söylemiyle küfre girmiş oluyor Mahmut Efendi. Onun söylemiyle. Dur. Bizim bakış açımızda biz deseydik ki biz Muhyiddin Arabi'ye bir şey demedik. Evet. Mesnevi'ye hani Mevlana Cihattin Mesnevi'de Fi Muafi kitabına baktım ben. Oho. Hani şaşarsın yani. Ben... Bir sürü şey var. Ama kalem kaldırılmış zatlardır onlar. Bizim şey abi. Şimdi ne dedim? Benim bakış açım. Böyle bir şey dediğinde ben bana sorsa ki böyle bir şey var tabirini bilmiyoruz. Böyle bir şeyi de kabul ettik gibi ama hani bu küfürdür dese hani bunu anlayamadık biz bunu dese açıklarım dedim ki şüpheli. İmamın karşısında zıl kemalatta kutbu laktap düşüyor. Adam zaten kullukta 10 numara yani. Ama imamın karşısında düşen zıl kemalatta kutbu laktaptır. Tamam. Böyle bir zatın, bak böyle bir zatın geldiğinde her zaman imam olmaz. Evet. Kutbu laktap olur zıl kemalatta. Şimdi böyle bir zat geldiğinde kutuplar gavuslar diyor. Onun diyor kemalatının asıl ya. Evet. Asıl ya. Onun kemalatının diyor gölgelerinde şeref yağ olurlar. Öyle. Asıl kemalat. Çünkü o zıllı. Aynen. Yani böyle bir durum var. O adama biz küfür ehli demeyiz. Demedim. Yazılarım. Onu söylerim beni var. Çünkü adamın kemalatını biliyorum. Adamın velayet erbabı olduğunu en yakın. Bak. En yakinen bilen bir kişiyim ben. Ona yakınlık nispet eden yalan söylemiş olur. Nefsi açılıyor. Şeyhin, bak gerçek manada evet. Bir şeyhe rapt olursam hani ama bunlar yapamaz onları. Tamam. Hani bunlar bu rabıtayla yapacağım sonra böyle değil. Böyle değil. Yani kişiyi düşünmekle olmaz o. Söylemlerden olur. Söylemlerde ortaya konulanlardan olur. Anladın mı? Ortaya işte bu böyledir, bu böyledir. Şöyle yap. Hani şimdi o şey nasıl diyeyim? Yani yumuşak. O yumuşak. İmam da böyle bir şey bekleyemezsin. Aynen öyle. Ehl-i nübüvvet ehlinden böyle bir şey bekleyemezsin. Yumuşaklık bekleyemezsin. Dediğim dedik, öttürdüğüm dedik. Ha yanlışlık öttürmez. Şimdi imamın karşısına düşen Mahmut Efendi'nin o durumuna biz deriz ki hani bizim görüşümüz. Ama cübbeli iftira attı diyoruz. Aynen öyle. Deriz biz deriz. Niye? Karşında mektubat-ı Rabbani'de var. Onun söylemi. O zaman cahilsen alimim diye çıkmayacaksın lan. Aynen öyle. Cahilsen alimim diye çıkmayacaksın. Şu söylediklerimizin karşısında aynen mektubat-ı Rabbani'de var. Bizim görüşümüz şudur. Kut imamın karşısında. Gerçek imam. Bu. İspat etmişim. Neyse diyeceksin? İlzam edeceksin. Gerçek imamın karşısında düşen zıl kemalatta kutbu laktaptır. Adam velayet erbabıdır. Yani velayetin yarı yarıya çünkü o yoldan geçtiğim için biliyorum. Ruh hali galip geldiğinde adam kendini imam da zanneder. Çünkü onu zanneder. Ya. Çünkü kendisi de demiştir. Benimle alakalı genç çocuğuyla bizim letaifimiz aynı dedi. Letaifimiz. Yani karıştırabilirsiniz bizi dedi. Anladın mı? Bizi dedi karıştırabilirsiniz dedi o zamanlar genç hoca. Bunlar cemaatin içinde konuşuldu kardeşim. Bunlar konuşulan şeyler. Ben bu cemaatin, ha şimdi bu cemaatten dersem 70 bin içine girerim. 70 bin cemaatin içinde değilim ben. O zamanki cemaatin, Mahmut Efendi'nin sohbetler yaptığı cemaati canı gönülden kucaklıyorum. Onlarla omuz omuza, tribünden de söyledim. Omuz omuza böyle girdiğimiz böyle omuz omuza namaz sanki savaşa giriyoruz ya. Omuzlar böyle nasıl böyle sıkıyor biliyor musun? Dizler böyle. Taş gibi de bu nasıl? Böyle bir namaz görmedim ben ya. Hani öyle bir deminden de söyledim bir daha söylüyorum. Öyle bir halim olur ki diyor ki ya namazda şeyde. Evet. Miraç. Müminin miracı. Kardeşim orada yaşadım ben bunu. Ben o cemaatin içinde yaşadım. Ama burada ne itikat bozukluğu vardı, ne bir şey vardı. Aklı olabilir. Cümleleri vardı. Niye? Ya o zaman işte cübbeli samimiydi onu da söyledim. Cübbelinin eski şeyi ağzı, kalbi ağızdı. Bu eski yazılarında da var. Evet.
Adamın bir cümlesini dinlemiş değilim. Benim kısedim 5 milyon satıyor falan diyor. Hava atıyordu diyordum. Geçerken yoldan kaç kere söyledim. Ya bir cümlesini duydum adamın. Deprem yoldan geçiyorum bu cümleyi duyuyorum. Şeytan dedi ki diyor insanlara. Bu deprem diyor sizin yaptığınız zinadan, yaptığınız fuhuştan, arsızlıktan, hırsızlıktan, şundan bundan olmadı. İnsanlar diyor şeytana sordu. Ya neden oldu? Şeytan onlara dedi ki diyor fay hattı kırıldı. Şimdi bunları söyleyen kabiliyet ağızdan, ağızla kalp düşünmeden söylüyor bunu. Ondan sonra nasıl cübbeli önünden şıkır şıkır söyledi. Ondan sonra hareketler yavaşladı. Böyle kendini göstermeye başladı. Biliyorları var ya. Evet, evet, evet. Kendini yavaşladı. Mahmut Efendi'nin akli ihtiyarından sonra bana. Bir şey daha söyleme. Bana şey yönlenin. Bana gibi. Kendi uyuklamalar falan. Yaksa halleri hesabı. Bir şey var onu söyleyeyim de. Sonra bazı ahmaklar, cahiller bunu anlayamayacak. Şimdi diyecek ki sen diyorsun ki işte ben Mahmut Efendi'ye kötü bir şey söylemedim. Ben demedim ki. O söylüyor. Abi bir geleyim. Abi bir gelin bir yere geleceğim. Şimdi gerçekten söylemedim onu ben de biliyorum. Ama bazı sözler var. Bu cahiller bunu anlayamayacak. Zannedecek ki sen kötü bir şey söylüyorsun. Biz mesela dedik ki Mahmut Efendi'ye mahmut edindiniz. Şimdi. Evet. Bunu Mahmut Efendimiz çıktı kendini mahmut olarak ortaya koydu demedik. Evet. Cemaat mahmut efendilerini mahmut edindi. Evet. Mahmut Efendi'yi kötülemiyoruz, cemaat kötülüyor. Ya biz onlara kötülük yapmıyoruz ki. Biz onlara can hıraş, can pahasına bak şu an can pahasına onları kurtuluş yoluna irşat beni tanısınlar, sevsinler bilmem ne. Ben bu kemalata böyle bir şeyle girsem bu verilmez. Kısa bir şey daha söyleyeyim. Bu verilmez. Çok önemli. Çok kısa bir şey daha söyleyeyim. Şaştım bir yön. Tamam dedi de. Aklıma geldi. Ama çok önemliydi. Çok benden de çıkmaz. Abi böyle söyle. Benden bir de bu lafını bir daha bulamazsın benim bu şeyleri ama. Yok tamam da yayındasın ya. Şimdi buyur. Seni öldürmek için cübbelinin taraftarları onun yavşaklarından bir kısmı seni öldürmek için birkaç kişi gönderecek. Misal veriyorum. Böyle bir söylem var ya. Şimdi ben onlara şunu söylüyorum. Onların böyle kıl kadar kafası çalışıyorsa kıl. Kılın ne kadar olduğunu bilirler. Kıl kadar kafaları çalışıyorsa senin öldürülmen için onlar tarafından onlara bir emir gelmişse onlar şunu düşünsünler. Şimdi ben İsmail Ağa cemaatinden ne kadar alim, ne kadar hoca varsa hepsini Allah'ın emrine davet ettim. Açık ayet var. Söyle onlara davalarında haklılarsa ölüm istesinler. Dedim ki gelin dua edelim, ölümü isteyelim. Allah'ın emrine gelip dua edip biz doğru itikada sahibiz, ölelim de cennete gidelim diye dua etmeye gelemeyen münafıklar sizi bu adamları öldürün diye gönderiyorsa siz gerçekten cehennem yani. Ehli olarak ya mühürlenmişsinizdir. Bir dakika şimdi oraya gelene kadar ya İhsan Şen Ocak dedi ki Mehdi dedi ben Mehdi'yim diyenler dedi Osmanlı zamanında o katılırmış dedi. Bir dakika hemen fazla uzatmayalım bunu. Şeyde daha geniş teferruat açarız. O katılırmış dedi. Madem o katılıyor demek ki alimler acizini ilan etmiş oluyor. Evet. Sen acüzeyi, meczubu ne izlam edemiyorsun. Değil mi? Aynen öyle. Yani izlam edemiyorsan ok atıyorsun ki onu yek etmeye çalışıyorsun. Aynen öyle. Sen de İhsan Şen Hoca'ya dedim ki ben dedim madem beni izlam edemiyorsun, nes edemiyorsun, acizini ikrar ediyorsun, ortaya koyuyorsun. Evet. Osmanlı alimleri gibi. Evet. Veya iftira atıyorsun bilmiyorum. O zaman dedim beni çağır. Ben gelmezsem adiyim. Sen de o kuvatmasın adi oğlu adisin. Bu kadar basit. Ama şimdi ortaya konulan bir nüvvet kemalatı var. Bir dedim ne dedim? Nüvvet kemalatının usulü beşeriyete gelince o ancak bir noktayla ifade edilebilir. Evet. Bir ilmi konunun çıkış noktası, ispat noktası olduğu gibi nesedilme ve ilzam noktası da çıkış noktasıdır. Sen kökü kurutabilirsen bunu derseniz efendilerimiz açıkladı ki Mehmet Töre açıklayamadı, Enes Hoca'ya ben bunları mektubat hocalarının e'lerini gördüm. Kaç senedir kimse açıklayamamış. Ya hiçbir alim, evet. Hiçbir efendi, hiçbir gaz kutup bilmem ne. Çünkü kemalatları o kemalat değil. Hani sanki Enes deyince, şu deyince İsmail Adan başkaları açıklayabilirmiş gibi anlaşılıyor. Yok. Mahmut Efendi'ymiş, şuymuş, buymuş. Açıklayabilmiş olsalardı. 13 senedir gırtlağımıza binerlerdi bu konuda. Yok. Öyle bir şey yok. Şimdi şey alt seviye
bizi anlayamıyor. Üst seviye anlıyor, işlerine gelmiyor. Ve münafık olduk. Ama he? Münafık olduklarından. Abi münafık az kalıyor ki. Katmerli münafık mı diyorsun? Ya, işte kaymaklı münafık mı diyorsun? Hani şu an yani elindekileri kuruma, kendi şanlarıyla, şöhretleriyle şu an bizi görmeme, bizi keşke bunu görmeseydik bunu falan gibi oluyor yani. Evet. Yani sen diyorsun ya şu hani musallat olma durumu. Evet. Hani onların en halim selimi bile hani biz bu halde miydik? Hani biz bu muyuz? Niye denenmediniz kardeşim? Böyle bir şeyle denenmediniz. Az daha olsa hani belki Fetret dönemi hesabı kurtulacaklar mı diyorum ben. Kurtulacaktınız. Ha Fetret dönemi falan değil. Belki işte görünüş itibariyle namazlar kurtulacaklardı da niyazlarınız, itikatları üzere kurtulamayacaklardı. Yok. Misal yani. Belki Allah bilemezsin Allah. Yani itikatlar bozuk. Bozuk olduğu için böyle bir imam derecesinde bir insan geliyor, hakikatleri gösteriyor. Evet. Zaman mefhumunu anlatıyor, kader mevzusunu anlatıyor. İşte yapılması gereken bid'atler, yapılmaması gereken bid'atlerdeki tehlikeleri gösteriyor. Sünnetin inceliklerini söylüyoruz.